Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün minik prenseslerimiz için güzel bir hırka çalışması yaptık. Bahar aylarında veya yaz aylarında çocuklarımızın hemen sırtlarına giydirebileceğimiz güzel bir hırka. Hafif yani çok kalın ağır bir hırka değil. Yakadan başlıyoruz hırkamıza. Omuz kısımlarımızdan artışlarımızı yaptıktan sonra gövde kısmını istediğimiz ölçü gelene kadar devam ediyoruz. Ve etek ucunu şu şekilde bakınız örerek tamamlıyoruz. Daha sonra kollarımızı görmüş olduğumuz gibi örüyoruz ve en son beyazımızda geçtikten sonra kollarımızı tamamlıyoruz. Evet arka kısmına şu şekilde bakacak olursak arkası da e, önüyle eşit bakınız aynı herhangi bir farklı işlemimiz yok yakamız sadece bakın sık iğne ile trabzanlarımızı ördükten sonra diğer trabzanımız ve burada görmüş olduğumuz ajurlarımızla en son kısmımızı da güzelce örerek tamamladık. Evet kolay gelsin diyerek hemen mini kırkamızı örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Elbisemizin robasını örmek için Nakon'un Lüks Minnoche Baby ipini kullanıyorum. 135 poliamid, 165 premium akrilikten oluşmakta ipimiz. Renk numarası ise 11907. 100 gram ve 340 metreden oluşmakta ipimiz. 2,5 numarada tığımı kullanmaktayım. Evet, hemen ipimizi alt kısımdan çekiyorum. Sizler üstten de alabilirsiniz. Nereden isterseniz hiç önemli değil. Evet, şimdi ipimin ucunu alarak zincirimizi çekmeye başlayalım. Evet bir tane zincirimizi çekip düğümümüzü atıyoruz. Bunu zincirlerimizden saymıyoruz. Hemen önümüz için bir diyerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Tam 18 tane zincirimi çektim ve ayracımı takıyorum. Burası önümüz için olan bölümümüz kolumuz için olan bölümümüzü örmeye başlıyorum ve bir diye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 16 zincirimizi de örünce ayracımı tekrar takıyorum arkamız için 24 tane zincirimi çekmeye başlıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 tane zincirimi çekiyorum. Ayracımı takıyorum ve kolum için tekrar örmeye başlıyorum. Kolumuz için 16 zincirimizi çekelim. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 tane zincirimi yine çektim tam 16'ncıya takıyorum ayracımı ve önümüzün diğeri için 18 zincirimi çekmeye başlıyorum bir diye başladım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 tam 18 zincirde diğer önümüz için çektim hemen ölçümüze bakmak istiyorum Şöyle düzeltelim. Sadece düzeltiyorum. Kesinlikle olduğu gibi bıraktım. Tığımın olduğu yerden şu şekilde birinci zincirimin olduğu yere kadar geldim. 30 santim diyelim. Diğerini düğümü saymayalım. 30 santim zincirimizin ölçüsü. Şimdi birinci sıramızı örmeye başlayalım. 1 ve iki tane zincirim. Geri geliyorum elimle tutuyorum bakın tam ikincinin olduğu yerde bir ve iki tane de zincir ilave ediyorum tığımın başını doluyorum ikinci çekildiğim zincir yuvasının içerisine girerek bir tane trabzanım örüyorum İki tane trabzanım oldu 3 4 5 ve 6 aslında bu birinci sıramızda e, ilik açmamız e, gerekir bu trabzanların olduğu yerde ama bu sıramızdan sonra bütün e, robamız bittikten sonra geriye dönüp bir kat daha öreceğim için o öreceğim sırada e, iliğimizi açacağız. Yani iliğimizi herhangi bir şekilde unutmadık. Daha sonra açmak için bıraktık. Bakınız şuraya iki defa batmışım. Hemen orayı da düzeltiyorum. Bir sonraki yere batacağım 2. Bakın 3. 4 5 ve 6 6 tane zincirimi bu şekilde trabzanlarımı ördüm bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum 1 2 3 4 4. zincirin içerisine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum 2 tane zincirimi çekiyorum aynı yere giriyorum bir tane daha trabzanımı örüyorum bir ve oluşturuyorum modelimizi uygulayacağımız ilk V'imiz bu şekilde oluştu bir tane zincir çekiyorum tekrar 1 2 3 atlıyorum dördüncüye gelerek bir tane trabzanımı örüyorum iki tane zincir tekrar aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum bir tane zincirimi çekiyorum ve yaptıktan sonra tığımın başını doluyorum saymaya başlıyorum 1 2 3 4 4. yere geliyorum ve kol ve ön için olan ayrım yerimi örmeye başlıyorum. 1. Aynı yere ikinci trabzan ördüm. Bakınız. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 2 tane trabzanım örüyorum. 1 2 Beyaz trabzanın, beyaz ayracımızın olduğu yerden maviye kadar kolumuz için örmemiz gerekiyor. Ve bu ayrım yerimizi ördükten sonra yine bir tane zincirimizi çekelim. Ayracımızı çıkaralım ve saymaya başlayalım. 1, 2, 3, 4. zincirin içerisine girelim. Ve bir tane trabzanımızı örelim. 2 zincir. Aynı yere tekrar bir tane daha trabzan. Bir zincir... L'mizi yapar yapmaz çekelim. Tekrar saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincir yuvasının içerisine girdim. Bir trabzan, iki zincir. Aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ve yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirin içerisine giriyorum. Bir trabzan, 2 zincir bir trabzanımı örüyorum ve üçüncü yuvamı hazırlıyorum bir tane zincir çekiyorum ve tekrar saymaya başlıyorum 1 2 3 4 4. zincirin içerisine giriyorum ayrım yerine geldim aynı yere hemen 2 tane trabzan 1 2 zincir 2 tane trabzanımı örüyorum 1 ve 2 ve bir tane zincirimi hemen çekiyorum ve şöyle bakalım. Önümüzün birinci bölümü, birinci kısmı diğerini örmedik. Önümüzde kolumuza geçen yerdeki ayrım yerimiz 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Kolumuza 3 tane model koyduk ve tekrar arkamıza geçeceğimiz yerde ayrım yerimizi hazırladık. Şimdi arkamızı örmeye başlıyoruz mavi ayracımızdan itibaren. Evet mavi ayracımı çıkarıyorum tığımın başını doluyorum. Bir tane zincirimi çekmiştim. Saymaya başlıyorum. 1 2 3 ve 4. Dört. 4. zincirin içerisine giriyorum. Bir trabzan, 2 zincir ve bir tane trabzanımı örüyorum. Tekrar bir tane zincirimi çekiyorum. Saymaya başlıyorum. 1 Bakın 1 2 3 ve 4'ün içerisine giriyorum bir trabzan iki zincir ve bir tane trabzanım örüyorum bir zincir çekiyorum bir iki üç dördüncü zincirin içerisine batıyorum İki tane trabzan ve aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum bir tane zincirimi çektim sayıyorum 1 2 3 4. zincirimin içerisine giriyorum bir trabzan iki zincir bir trabzanımı yine aynı yere örüyorum bir tane zincir çekip tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum 1 2 3 4. zincirin içerisine geliyorum 2 tane trabzan 1 2 2 zincir 2 tane trabzanımı örüyorum ve arkam için olan bölümü de bitiriyorum bir tane zincir çekiyorum ve şöyle bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane modelimizi arkamız için kurduk. Her iki kenarında da kolumuzun, bakınız kolumuzdan arkaya geçişteki tekrar arkaya, bakınız buradan da arkadan kolumuza geçişimizi yapıyoruz. Bir zincirimizi çekmiştik, hemen ayracımı çıkarıyorum ve örmeye başlıyorum. Tığımızın başını doluyorum, ayracımı çıkarıyorum ve saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 4. zincir yuvasının içerisindeyim bir trabzan iki zincir aynı yere bir trabzan tekrar bir trabzan bir zincir çekiyorum 1 2 3 4 birinci sırayı sizlerle birlikte kuralım aynı yere bir daha trabzanı örüyorum bir tane zincirimi çektikten sonra 1 2 3 4. zincirin içerisine batıyorum iki tane zincir aynı yere trabzanı örüyorum Tekrar bir tane zincir ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirin içerisine köşe dönüşümü yapıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. 1 ve 2. Evet sarı ayıracımı hemen çıkarıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Yine saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirin içerisine batıyorum. 2 zincir, bir tane zincir 1 2 3 4 zincirlerimi çekiyorum bakınız diğer önümüzde iki tane model yerleştirmiştik hemen yine aynı üç tane atlamıştık ve altı tane trabzanımız var bu sıramızda iliğimizi açmıyoruz daha sonraki yani robamız tamamen bittikten sonra dolaşacağız onun için bu sıramızda açmayalım bir tane zinciri çekiyorum 1 2 3 dördüncüye batıyorum bir trabzanım örüyorum ve sırası ile 6 tane trabzanımı örüyorum ikinci sırası için bitiş yönümüzde 3 tane zincirimizi çekelim 1 2 3 örgümün yönünü çeviriyorum 6 tane trabzanımı aynı şekilde örüyorum 1 2 zincirimizde beraber 3 oldu Tabii ki 4, 5 ve 6. 6 tane trabzanımızı ördük. Bir tane zincirimi çekiyorum. Araya giriyorum yuvamıza. 2 tane trabzanımı örüyorum. 2 zincir, 2 trabzanımızı tekrar yerleştiriyoruz. Bir tane zincirimizi çekiyorum. Tekrar araya giriyorum. 2 tane trabzan. 1 ve 2 zincir. Tekrar 2 trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Köşemizin olduğu yere geçiyorum. Bir tane zincirimizi çektikten sonra hemen örmeye başlıyorum. 1 2 2 tane zincir aynı yere tekrar giriyorum. 1 2 Bakınız köşe olmayan yerimizi böyle ördük. Köşemizi ise 2 tane daha zincir çekiyorum. Aynen bundan 2 tane daha örüyorum. Aynı bu grubumuzdan 1 ve 2. Tekrar 2 tane zincir ve 2 trabzan daha örüyorum. 1 tane zincirimi çektikten sonra koluma geçiyorum. 1 ve 2. 2 zincir 1 2 Evet şurayı görelim Bakınız bir olan trabzanlarımızın içerisinde iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı ördük. Tam köşemizi ise iki tane trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak örmüştük. Üstüne çıktığımızda bakınız iki trabzan, iki zincir, iki trabzan tekrar şöyle baktığımızda arada 2 tane zincir, tekrar iki trabzan, 2 zincir, iki trabzan şekliyle ördük. Bütün bölümümüzü bu şekilde örelim ve ikinci sıramızı bitirelim. Robamızı bu şekilde yerleştirdik. Şöyle sayılarımıza bakalım. 2 trabzan grubu, iki trabzan yani 2 V'lerimiz e, her iki önümüzde. 1, 2, 3 V'miz kolumuzda, 1, 2, 3 V'miz kolumuzda, arkamızda ise tam 5 tane, 1, 2, 3, 4, 5 tane V'miz var. Ve bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Şimdi 3. sıramıza başlayalım. 1, 2, 3, çeviriyorum. 1, 2, 4, 5, 6. trabzanımı da örüyorum. Tekrar bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen grubumun içerisine girerek aynı şekilde örüyorum. 1 2 2 zincir. Tekrar iki trabzanımı örüyorum. 1 2 Grubun arasına bir zincir çekiyorum. Tekrar grubumu aynı şekilde örüyorum. 2 zincir 1 ve 2 bir tane zincir çekiyorum tekrar örmeye başlıyorum bakınız burada üç tane iki zincir var her zincirin içerisine iki trabzan iki zincir iki trabzan örüyorum ve bütün köşelerimizde aynı işlemimizi yapıyoruz buradaki aralarımızı aynı şekilde örüyoruz aralarına birer zincir içeriye girip iki trabzan iki zincir iki trabzan ve aralarda birer zincir çekiyorum bir zincirimi çektikten sonra bütün köşelerimizdeki her Zincirin içerisine 2 tırabzan, 2 zincir. 2 tane tırabzanımı örüyorum. Araya 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar buradaki görmüş olduğumuz 2 tane zincirin içerisine buradaki grubumuzun aynısını örüyorum. Başını doluyorum. 1 2 tane tırabzan. 2 zincir ve 2 tane tırabzan. 1 2 Araya 2 zincir. Tekrar trabzan arasına girerek iki trabzan, iki zincir, iki tane trabzan grubumuzu örüyorum ve artışlarımızı yapıyoruz. Ve bir tane zincirimi çekiyorum, gövde tarafına geçiyorum. 1, iki tane trabzan, iki zincir, iki trabzan ve grup arasına bir tane zincir çekiyorum ve şöyle bakmak istiyorum. Bakınız bütün artışlarımızın olduğu yerde şu grubumuzu 3 tane öreceğiz. 1, 2, 3. Bakınız burada şöyle bakınız. 1, 2, 3. Üç. 3'ünü örüyoruz. Araları aynen örüyoruz. 1, 2, 3 grubumuzu Aynen bu şekilde yerleştirerek başa kadar örelim. Üçüncü sıramızı örerek tamamladık. Artışlarımızı yaptık. Bakınız her bir grubumuzda üçer tane artışımızı ördük. Ve sıramızın başına geldik. Dördüncü sıramızdayız. Dördüncü sıramızı ben düz trabzanlarımız ve iki tane grubumuzun V'lerinden olan bölümünü ördüm. Şimdi tam kolumuzdaki bölümdeyim. Bakınız artış bölümdeyim. Şimdi bu bölüm için her birine birer tane grubumuzu öreceğiz. Hepsini tek olarak örüyoruz artış yapmıyoruz dördüncü sıramızda evet bir tane zincirimi de çekmiştim grubumun içerisine giriyorum bakınız burayı örüyorum aynı şekilde iki trabzan iki zincir iki trabzanımı örüyorum bir iki zincirimi çekiyorum diğer grubun içerisine giriyorum bakınız aynı şekilde burayı da örüyorum tekrar 1 ve 2 araya iki zincir ve 3. grubumu da örüyorum her grubu kendi içerisinde örüyorum birer defa fazla örmüyorum bir tane zincirimi çekiyorum ve şöyle bakıyorum bakınız bir taneydi artışımız birinci sırada 2 taneye çıkardık. 3. sıramızda 3 tane. Dördüncü sıramızda ise hepsi kendisinden birer tane bakınız. 1, 2, 3. 3 tek olarak ördük. Şimdi diğer kol bölümüne geçiyoruz. Buradaki bölümleri de aynı şekilde örüyoruz. Gördüğümüz gibi yine köşemize geldiğimiz zaman köşelerimizin hepsini de bakın bütün köşelerimizi teker teker bu şekilde örüyoruz. 4. sıramızı tamamladık. Şimdi 5. sıramıza başladık. Bakınız bütün köşelerimizi aynı şekilde ördük. 1 2 3. Dümdüz örerek geldim. Köşelerimin hepsini bu şekilde tamamladım ve diğer bakınız kenara bir tane ayracımı taktım. Buraya ilik açacağım. Unutup geçmeyeyim diye. Evet, şimdi 5. sıramıza başlıyorum. 5. sıramızda Buradaki görmüş olduğumuz gruplarımızı ördük. İki tane temel grubumuzu ve yandan bir tanesini ördük. Bakın görmüş olduğunuz gibi buradaki yan çiftli grubumuz artık önümüze dahil oldu. Yani artışlarımızdan bu dilimi ön tarafa doğru almış olduk ve devam ediyoruz şimdi. Tam ortadaki bakınız üç tane olan trabzan gruplarımızın tam ortadakini çiftli olarak öreceğiz. Tıpkı başlangıçtan sonraki ikinci gibi bakınız başlangıçta tek örmüştük ikinci sırada ise çift olarak trabzan grubumuzu örmüştük tıpkı başlangıçtaki yaptığımız gibi içerisine aynen çiftli grubumuzu öreceğiz zincirimi çektikten sonra grubumun içerisine giriyorum ve aynı şekilde örüyorum bakınız 1 ve 2 birinci grubumu ördüm araya iki tane zincirimi çekiyorum Aynı yere ikinci grubumu da örüyorum. 1 ve 2 tekrar iki zincir aynı yere girelim. 1 ve 2 Evet şöyle görmüş olduğumuz gibi bakınız ikinci sıradaki çalışmamızın aynısını buraya tekrar ettik ve devam ediyorum araya zincirimi çekiyorum iki tane zincirimi çektim ve Kenardaki bu grubumu, bakınız artışlardan çıkan grubum artık koluma dahil oldu. Buradan sonra kolumun trabzan sırası olarak aşağıya doğru inecek. Diğer trabzanlarımızı aynı şekilde örerek ilerleyelim. Sadece yapmamız gereken çalışmamız şu kısmı. Kenardakilerini tek grup olarak ortadakini ise ikili çift grup olarak çalışacağız. Aramızı ise hepsini aynı şekilde öreceğiz. Bakınız şöyle artışımıza dikkat edelim. Ve en son trabzanda olan bölümde iliğimizi açmak için görüşelim. 1, 2, 3, 4, 5, 5. sıramızın uç kısmına kadar geldim ve ileğimi açmak için işaretimi bırakmıştım. Hemen işaretimi çıkardım. 2 tane de trabzanımı ördüm. 3. trabzanımın olacağı yere ileğimi açmak istiyorum. İleğimi bir tane zincirimi çekiyorum. Ve bir tane trabzanımı atlıyorum. Diğer trabzana geçerek açıyorum ve diğer iki trabzanımı da sırası ile örüyorum toplamda bakınız yine 6 tane trabzanımız var şöyle baktığımız zaman 3 5 bir tane de zincirimizi çektik 6 hemen geri dönüşü birlikte yapalım 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ikinci trabzanımın üzerine batıyorum ve örüyorum Üçüncü trabzanımın üzerine batıyorum ve trabzanımı örüyorum. Şimdi iliğimin olduğu yere geldim. Yani dördüncü trabzanı bu yönden gelirken tığımın başını doluyorum. İçeriye giriyorum ve örüyorum. Diğer iki trabzanımı da örüyorum ve birinci iliğim açılıyor. Ee, aslında ilk iliğimizi sıra sonunda dolaşacağımız sırada açacağız. Bu ikinci iliğimiz. Şimdi 1, 2, 3, 4. Her 4 sırada bir tane ilik açmayı unutmayalım. Evet şimdi sıramızı yine aynen buradaki bölüme kadar hepsini gördüğümüz gibi örelim ve burada görüşelim. İliğimizi açtım ve ördüm. Bakınız 1, 2, 3 kolumuzdan bir tanesi de artık önümüze dahil olmuştu. Şimdi tam artışlarımın olduğu yerdeyim. Bakınız bu grubumuzun üzerindeyiz. Bu grubumuzu şimdi örmeye başlıyoruz. Bakınız burada 1, 2, 3 her zincirimizin içerisine birer çiftimizi öreceğiz. Bir çift, iki çift ve üç çift oluşturacağız. Tıpkı aşağıdaki sıramız gibi bakınız. Üçüncü sıramızdaki örmüş olduğumuz şekliyle 1 2 3 tane grubumuzu örüyoruz. Zincirimi çektim ve örüyorum. 2 zincir. 1. grubumu ördüm. Bakın 1. grubumu ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar zincirimin içerisine giriyorum. 2. grubumu örmek için Evet. 2. grubumu da bu şekilde tamamladım. Araya iki tane zincir çekiyorum ve üçüncü grubumu örmek için giriyorum ve örüyorum. Çiftimizi tekrar bir ve iki ve zincirimi çekiyorum. Bakınız bir de iki çift oldu ve üç çift oldu. Şimdi bütün köşelerimizde aynı işlemimizi yapıyoruz. Aralarımızı da sadece bu şekilde örerek uç noktaya kadar ilerleyelim. Evet, yeniden sıramızın başına geldik. Bakınız ve buradan aynı olan kısımları ördüm. Sadece artış yerlerimizde işlem yaptığımız için artış yerine gelince e, bekledim. Ve bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sıramızı şimdi sürdürmekteyiz. Şöyle modelimize baktığımız zaman artık artışlarımız birbirini tekrar etmeye başlamıştı. Bakınız. 1, 2, 3 olarak artmıştık. 1, 2, 3 olarak arttık. Şimdi bu sıramızda tekrar 1'e indireceğiz. Her gruba birer tane bu çift yani çiftli trabzan gruplarımızı öreceğiz. Bir sonrasında tekrar e, yeniden modelimizi artışlarını yapmaya başlayacağız. Şimdi bakınız birincisini ördüm. Araya 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar trabzan grubumu örüyorum. 2 tane zincir aynı yere 2 zincirimi çektikten sonra diğer çiftli grubumun içerisine 2 tırabzan, 2 zincir, 2 tırabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Evet bakınız. Bu şekilde modelimizi tekrar kurduktan sonra şu şurayı görelim bakınız. Buradan sonrasında yine modelimizi aynı şekilde artışlarımızı yaparak tekrar edeceğiz ve yanlardan birer birer önümüze, kollarımıza doğru geçiş yapacak. Tabi burası için diğer tarafta, arkamızda da aynı şekilde olacak. Evet, bu modelimizin sıralaması üzerine birazcık daha örelim sonrasında görüşelim. Evet robamızı yeteri kadar büyüttük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şu an 9. sıramı örüyorum. 9. sıramı şu görmüş olduğumuz köşemizdeki artışlarımızı yaptığımız bölümde birer birer ördüğüm bölümdeyim. 1, 2 ve 3'e çıkardığımız bölümdeyiz. Yani göstermek istiyorum. Şu kısımdayız. İkişer ikişer her bir bölümü örüyoruz. Şimdi buradaki tam ortadaki ikinci bölümden diğer kolumuzun olduğu yere geçişimi yapmak istiyorum. Bakınız birinci bölümü ördüm. İkinci bölümün bir tanesini ördüm. Bir tanesini karşı tarafta örmek istiyorum. Ve daha sonrasında yine devam edip diğer uçtan tekrar birleştirme işlemini birlikte yapalım. Şimdi modelimizi bakın düz trabzanlardan örerek geldim. 1, 2, 3, 4, 4 tane bölümümü ördüm ve 5.yi ördüm. Beşinci yeni bu tarafa dahil ettik şimdi altıncı yani tam ortadaki öreceğimiz yerden iki tanesini örüyorum bir zincirimi çekiyorum ve bir zincirimi çektikten sonra kolumu büküyorum tam ortadaki bakınız tam ortadaki şu boşluğa girerek bir tane çiftimi örüyorum ve iki tane zincirimi çekiyorum ipimi şöyle alıyorum bakınız çiftimizin yarısı burada yarısı burada şu şekilde ördüğümüzü düşünün biri burada arada zincirimiz ve diğerisi burada ve hemen diğer tarafa iki tane trabzan iki zincir iki trabzanımı örüyorum ve kolumu bu şekilde birleştirmiş oluyorum araya bir zincirimi çektikten sonra Görmüş olduğumuz düz trabzanlardan oluşan sıramızı diğer kolumuza kadar örerek gelelim. Evet birleştirme işlemimizi yaparak geldim. Bakınız bir teki burada ördük, bir e, tek burada çiftimizi. Sonrasında kenarına da ördük. Diğerinin aynı şekilde bakınız kenarına çiftli grubumuzu örmüştük. Arkamızı örerek geldim. E, şu grubumuzun ilk çiftli grubunu ördüm. İki tane zincirimi çekiyorum. Ortaya tam bir iki tane örüyorum bir tane zincirimi çektim büküyorum yine tam ortadaki olan bölümüne giriyorum Bakınız bu kısma değil ortadaki bölüme girerek diğer çiftini buraya örüyorum 1 ve 2 araya iki tane zincir çekiyorum ve kol altındaki artışımızın çiftli grubu tamamen örerek önümüze eklemiş oluyoruz 1 2 giriyorum 1 ve 2 Araya bir tane zincirimi çekerek normal olarak e, ön taraftan örmeye devam ediyorum. 2 zincir 2 tane trabzan. Şimdi yapmış olduğumuz işlemimize bakalım. Baştan trabzanımızı örerek geldik. Normal bütün trabzanlarımızı ördük. Arada birer zincir çekerek artış yerimizin olduğu bölüme geldik. Bakınız artış yerimizden birinci çiftimizi ördük. İkinci çiftimizin içinden bir tanesini bu yönde ördük. Büktük kolumuzun diğer tarafındaki artış yerine ikinciyi aynı ortalı yerden ördük. Kenarındaki kalan üçüncü bölümü ise arkaya ilave ederek diğer ilmeklerimizle birlikte yani diğer trabzanlarla ördük. Diğer artış ucumuza geldik. Üç tane grubumuzun birincisini arkaya dahil ettik. İkincisini bu taraftakini bakınız bir tanesini ördük zincirimizi çektik karşıya geçtik bir tane de buraya ördük ve bir tanesi burada diğer tanesi diğeri e, önümüzde yani arkada ve önde olarak ortaya ayarladık önümüze yine üçüncü ilave ettik başa kadar örelim sonrasında yine kol altına dönüşte görüşelim evet, kolumuzu birleştirme işlemlerimizi yaptık bakınız her iki yönden de kolumuzu gayet güzel bir şekilde birleştirdik Önlerimiz şöyle sayalım. Bakınız trabzanlarımızın olduğu bölüm. 1, 2, 3, 4 ve 5. Beşer beşer önlerimizde bu aşağıya doğru devam edecek trabzan gruplarımız var. Şimdi 4 sırada iliğimizi açmıştık. Şimdi 1, 2, 3, 4. 4. sıramızı ördük. 5. sıramıza başlarken iliğimizi de açıyorum. 3 tane trabzanımı ördüm bir tane zincirimi çekiyorum bir tane trabzanımı atlayarak diğer iki tane trabzanımı örüyorum 1 ve 2 bir tane zincirimi çekiyorum araya giriyorum ve gruplarımı kol altına kadar aynı şekilde örmeye devam ediyorum yine bir tane zincir şöyle bakalım iliğimize bakınız 3 tane trabzan bir zincir bir atladık ve diğer iliğimizde aynı sırada iliğimizi örmüş olduk kol altına kadar örerek gelelim tam kolumuzun altına geldik bakınız bir tane zincir çekmiş olduğumuz yere tığımın başını doluyorum zincirimin olduğu yere giriyorum iki tane trabzanımı tekrar iki zincirimi yine iki tane trabzanımı örüyorum bir iki bir tane zincir çektikten sonra diğer grubumun içerisine giriyorum ve kolumuzun altına doğru arkadan dümdüz ilerliyoruz bir tane zincir bu arkayı örerek ilerleyelim diğer kol altımıza da aynı işlemimizi yapmak üzere görüşelim arkamızı birer birer örerek kol altına kadar geldim bir tane zincirimi çektim yine kolumun tam birleşme noktasına girerek iki trabzan iki zincir iki trabzanımı örüyorum bir iki iki tane zincir tekrar iki tane trabzan bir tane zincir ve ön tarafa doğru geçiyorum şu araya yanlışlıkla batmayalım lütfen direk grubumuzun kendisinin içerisine girelim 1 2 iki, iki tane zincir iki trabzan ve bu şekilde birkaç sıra daha Örmeye devam edelim Bakınız birleştirdik kol altlarımızı da modelimizi yeniden kurduk ve birkaç sıra örelim sonrasında görüşelim Evet, kolumuzu birleştirdikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sıramı ördüm. 9. sırama başlayacağım yerde artık altını bitirmek için hazırlıklarımı yapıyorum. 6 tane trabzanımı ördüm. Şimdi birer birer trabzanlarımın üzerine örüyorum. 1, bakın 4 tane trabzan örüyorduk. Bu kez üzerlerine batıyorum. 2, ortaya bir tane örüyorum ve diğer iki tane trabzanımı örüyorum. 1 2 Aradaki bir zincirin olduğu yere batmıyorum. Hemen trabzanıma batıyorum. 1 2 iki. diğer ikinci gruba geçtim. Ortadaki iki zincir için sadece bir tane trabzan örüyorum. Tekrar iki tane trabzanımı örüyorum. 1 2 Aradaki bir tane zincir olan yeri örmüyorum. Direkt diğer trabzanıma geçiyorum. 1 2 zincirimin olduğu yere iki tane zincirim vardı. Bakınız bir tane trabzanımı örüyorum ve tekrar iki tane trabzanıma geçişimi yapıyorum. Ve şu şekilde bakınız e, trabzanlarımızın üzerine iki tane trabzanın üzerine iki tane trabzanımı örüyorum. İki zincirimin çektiği yer, olduğu yere bir tane trabzan, tekrar iki tane trabzan. Aradaki bir zincirimizin olduğu yeri örmüyoruz ve sıramızın sonuna kadar bu şekilde örerek geliyoruz. Evet sıramızın başına kadar bütün trabzanlarımızı düz bir şekilde örerek tamamladık. Ve sıramızın diğer yönüne geldim. En baş kısımdayız bakınız. Trabzanlarımızın olduğu yerdeyiz. Ve hemen zincirimizi çekerek örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. trabzanın üzerine batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3. Trabzanın üzerine batıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Trabzanın üzerine batıyorum. 4 tane zincir çekip 3. Trabzanın üzerine batarak sıra başına kadar ilerleyelim. 2. Bakınız, 3 ve 4. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 üçüncü trabzan üstüne batıyorduk zincirimiz 4 battığımız trabzan ise üçüncü bakın 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 sıramızın ucuna kadar örerek gelelim Evet zincirlerimizi trabzanlarımızın üzerine örerek tamamladık 4 zincir çekip 3. trabzanın üzerine batma şekliyle sıra başına kadar geldik şimdi sıramızı tamamladık ve yeni sıraya zincirle başlıyoruz 1 2 3 4 birinci zincirimizi 4 tane çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum birinci grubun içerisine şöyle batıyorum bakın sadece şu şekilde batıyorum ve kapatıyorum diğer zincirlerimi 3 olarak çekiyorum 2 3 diğer zincirin üzerine altından şöyle girerek batıyorum 1 2 3 batıyorum 1 2 3 batıyorum. 1 2 3 3'er 3'er sıra başına kadar örerek tamamlayalım. En son noktaya kadar üçer zincir, üçer zincir çekerek geldim ve ilk zincirimizi yine çekiyorum bakınız. Buradan 1 2 3 4. 4 tane zincirimi çekiyorum ve başlangıçtaki yere şu şekilde batıyorum. Ve başlıyorum. 1. Zincirimi çekiyorum ve Görmüş olduğumuz gibi ilk zincirimizin içerisine şu şekilde geçişimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çekiyorum. 2 defa başını doluyorum. Zincirimin içerisine girerek 2 tane trabzanım oluşturuyorum. Bir tanesi 5 zincirim. Diğerisi ise 2 tane başını doladığım trabzanım. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Yine 2 defa tığımın başını dolayarak giriyorum. 1, 2, 3 3 defa da alıyorum tekrar 2 tane doluyorum 1 2 3 araya zincir çekmeden hemen sıradaki yere giriyorum yine 2 defa tığımın başını doluyorum 1 2 3 2 defa 1 2 3 araya 2 tane zincir çekiyorum her grubun içerisine bakınız 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımızı örüyorum ama 2 defa doluyorum 1 2 3 defa da alıyorum. Tekrar 1 2 3. Geçişte araya zincir çekmiyorum. Direkt 2 defa doluyorum. Diğer zincirimin içerisine giriyorum ve örüyorum. 1 2 3. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 2 defa tığımın başını dolayarak trabzanlarımı örüyorum. Şurada karışıklık oldu. Hemen orayı düzelterek alalım. 1 2 ve 3. Araya zincir çekmeden yine iki defa 2 zincir her grubun kendi içerisinde çekiyoruz zincirlerimizi. Bakınız kendi içerisinde bu grubumuzun gruplar arası geçişte zincir çekmiyoruz ve bu şekilde sıramızın sonuna kadar örüyoruz. Evet sıramızı bir uçtan bir uca kadar trabzanlarımızı örerek geldik. Bakınız ikişer trabzan, iki zincir, iki trabzan her zincir yuvamıza örerek uç noktamıza kadar geldik. Şimdi en son trabzanımızı örüyorum. En son bakınız ilk başlangıçtaki kutudan başlamamıştık. Yine aynı şekilde iki tane başını doladım ve zincirimin kendisine batıyorum kendisine araya girmiyorum çünkü sağlam olmasını istiyorum kaymasın kenarlarımızı yapacağımız için dipten şu şekilde batıyorum ve uzatarak trabzanımı örüyorum diğerlerinden boyu kısa kalmasın evet bir tane de zincir çektikten sonra ipimi kesiyorum Evet örgümüzün trabzan kısmını bitirmiştim şu şekilde bir sırada beyazımızla örerek geldim. Şimdi birlikte bakınız son birkaç kısmını birlikte yapalım. Her trabzanımın üzerine bir tane sık iğne yapıyorum, sadece sık iğne ve iki tane zincirimin olduğu yere bir tane sık iğne olarak giriyorum. Bir iki şöyle sık iğnemin ipi yarımlanmasın giriyorum. Bir iki 3 tane zincirimi çekiyorum tekrar bu iki zincirin olduğu yere batıyorum ve araya bir tane daha sık iğnem örüyorum bir sık iğne daha ördüm trabzanımın üzerine bir sık iğne diğer trabzanımın üzerine sık iğne sadece trabzanlarımızın üzerine bakınız birer tane sık iğnelerimizi örüyoruz her birine birer sık iğne ördüm zincirimin olduğu yere geliyorum bir tane sık iğne bir iki üç tane zincir aynı yere giriyorum hemen yanına bir tane daha sık iğnemi yapıyorum bu iki zincirin içerisine bir sık iğne üç zincir bir sık iğnemizi örüyoruz ve trabzanlarımızın üzerine birer birer yine sık iğnemizi yapıyoruz ve bu şekilde alt kısmını tamamlamış oluyoruz bakınız hırkamızın Arkası çok güzel görülmekte. Gayet hoş bir görüntüsü var. Şöyle öne doğru geliyorum ve yan kısma geçtiğim zaman yan kısımda da yine sık iğne olarak örmeye başlıyorum. Trabzanımı boyutuna göre sık iğne yaparak yukarı doğru çıkalım. 2 tane yaptım. 3, 4. 4 tane yeterli. Her ikisinin arasına giriyorum. Diğer araya giriyorum. Mümkün olduğunca kenarlarımızı beyaz örerek ilerleyeceğiz. Ve sıradaki trabzanıma bir sık iğne. Bir sonraki araya trabzanıma tekrar trabzanımın olduğu yere araya trabzanıma bakınız bu şekilde düzgün bir görüntü vererek yukarıya doğru çıkalım. Ne fazla potluk olsun ne de ara ayrık kalmasın. Örgümüzün mesafesine göre bir ya da iki olarak örüp ilerleyelim. Evet boyun kısmına kadar birer birer sık iğnemizi yaparak geldim. Şimdi boynumuzun olduğu yere geçiyorum. Trabzanlarımın arasına birer birer sık iğnemi yapıyorum. Bakın hepsine birer tane ördüm. Şimdi bu görmüş olduğumuz 3 tane zincirin olduğu yere 3 tane sık iğnemi örüyorum. 2 3. Bir tane tam beyimi yaptığım yere örüyorum. Kenardaki 3 tane zincirin içerisine yine 3 tane sık iğnemi örüyorum. Beyimin içine bir sık iğne ve ucumuzu yani uca kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet yakamızın uç noktasına geldim. Diğer tarafa bakınız birer birer sık iğnemizi örmüştük. Yani her trabzana iki tane örmüştük. Bir de araya girmiştik. Kimisinde iki, kimisinde üç olarak aşağıya kadar bu kısmı da örelim. Şöyle birlikte başlayalım. Uç kısmından hemen yan tarafa geçiyorum. Sadece sık iğne bakınız incecik. Tam araya giriyorum. Trabzanın olduğu yerdeyim ikinci trabzan örüyorum tam araya giriyorum tekrar bir bakın bu kez yakın olduğu için hemen araya girdim ikinci kez girmedim lütfen eğer yakınsa hiç ikinci kez girip potluk oluşturmayalım arada bir eğer tabi daha büyük örmüş iseniz 3 tane de yapabilirsiniz artık elimizin sıklığına ya da gevşekliğine göre ayarlamalarımızı yapalım göz kararı Evet şu şekilde uç kısmımıza kadar ilerleyelim. En son bakınız başlangıç noktamıza geldim ve bir tane zincir çekiyorum. Makasımızla keselim ve tamamlayalım. Kesmiş olduğumuz ipimizi içeriye doğru daha sonra alalım. Tığıma bir tane zincirimi çekiyorum ve kolumun tam altından fazladan örmüş olduğumuz trabzanımız vardı. Geçişte oranın tam ortasına batıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3 Tığımın başını doluyorum aynı yere tekrar girerek ikinci trabzanımı örüyorum 2 tane zincir çekip aynı yere 2 tane daha trabzanımı örüyorum ve buradan bir tane trabzan grubumuzu çıkarıyoruz Bir zincir çekiyorum Yana doğru döndürüyorum. Bakınız ilk trabzanımızın olduğu Düzenimiz görüldü. Bakınız Hemen içerisine giriyorum 2 trabzan 2 zincir iki trabzanımı örüyorum. Aynen gövdedeki ördüğümüz gibi ve bir zincir çekiyorum. Tekrar iki tane trabzan, iki zincir, iki trabzanımı örüyorum. Araya bir tane zincir çekerek kolumun etrafına başlangıç 20'e kadar aynı şekilde örüyorum. Evet başlangıç noktama doğru geldim. Bir tane zincirimi çektim. 3 tane zincir çekerek başlamış olduğum yere girerek batıyorum ve bu şekilde bir tane ilmeğimi geçiriyorum araya girerek tekrar örmeye başlıyorum ilmeğimi kaydırdım ve iki tane zincirimin olduğu yere geçişimi yaptım 1 2 3 2 tane trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı aynı düzenimizi kuralım ve belli bir uzunluğa gelene kadar kolumuzu şu şekilde bakınız örmeye devam edelim. Aşağıdaki trabzanlarımızdan aynı ölçüler üzerine kurduk. Sadece bir tane Alt kısımdaki trabzanımızı yeniden oluşturduk. Evet büyütmeye devam edelim. Koluma bakmak istiyorum. Bakınız diğer kolumu örerek tamamladım. En tepe noktasından saymaya başlayalım. Bakınız V'mden itibaren saymaya başlıyorum. İlk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sıra ördük. Tam e, tepeden başladığımız zaman buradaki e, sıramızı da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 olarak burayı da ördükten sonra e, bu kolumuzdaki yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını tekrar edelim. Bakınız bu kısımda 2 tane trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızın olduğu bölümdeyiz. Trabzanlarımızın üzerine yine birer birer trabzanlarımızı örüyoruz. Araya bir tane trabzan girip tekrar iki tane trabzanımızı örme şekliyle sıramızı tamamlıyoruz. Hemen başlayalım. Bu kolumuzu da ördükten sonra ceketimiz tamamlanacak. Sadece düğmemiz kaldı. 3 defa zincirimi çekiyorum ve bakınız trabzanımın ilkindeki zincir çekerek trabzanını oluşturmuş oluyorum. İkinci trabzanımı örüyorum. Aradaki iki zincirin olduğu yeri bir tane trabzanımı örüyorum. Diğer iki tane trabzanımı da ördükten sonra iki grup arasına batmıyorum. Hemen trabzanımın üzerine geçiyorum. Her trabzan grubumuz için beş tane trabzanımız oluyor. İkinci trabzan, araya bir tane, diğer trabzanımı örüyorum ve bir sonraki trabzanımı da örüyorum ve bu şekilde başlangıç yerimize kadar örerek gelelim. Evet uç noktamıza kadar geldik. 3 tane zincirimizi çekmiştik. Hemen tepesine batıyorum ve birleştiriyorum. Şimdi 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum ve saymaya başlıyorum. 1 2 3 3. zincirimin üzerine batıyorum. Tekrar 4 tane zincirimi çekiyorum. Ve sayıyorum. 1 2 3 3. trabzanımın üzerine batıyorum 1 2 3 4 1 2 3 üçüncü trabzanın üzerine batıyoruz ve başlangıç noktamıza kadar bu işlemimizi tekrar ederek gelelim Evet başlangıç noktamıza kadar zincirlerimizi çekerek geldik bakınız diğer kolumuzda ikinci bir sıra daha zincirlerimizi ördük şimdi ikinci sıra zincirlerimizi örmeye başlayalım aynen yine başlangıç yerimizin üzerine geldim 1 2 3 4. 4 tane zincir çekiyorum ve bir sonraki zincir yuvasının içerisine giriyorum. 1 2 3 4. Bir sonraki zincirimin içerisine girerek batıyorum. 1 2 3 4. Bir sonraki zincirin içerisine girerek sıramızın başına kadar zincirlerimizi birer birer çekerek geliyoruz. Ve başlangıç yerimize kadar zincirlerimizi örerek geldim. Bakınız başlangıç yerimizin hemen dibine batıyorum ve geçişimi yapıyorum. Hemen ilk zincir yuvasının içerisine şu şekilde geçişimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. İki defa tığımın başını doluyorum. 3 defa da alıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bakınız bir trabzanımız zincirden ördük. İkinci trabzanımızı ise iki defa başını dolayarak ördük. 2 zincirimi çektikten sonra iki defa tığımın başını doluyorum. Yine aynı yuvanın içerisine iki tane trabzanımı örüyorum. Ve diğer yuvanın içerisine geçiyoruz. Hemen yanındaki arada zincir çekmiyoruz. Zincirlerimizi sadece kendi içerisindeki gruplarımızda çekiyoruz. Birbiri arasına geçerken zincirimizi çekmeden hemen başını doluyoruz. Ve trabzanlarımızı 3 defa da örüyoruz. 1, 2, 3. Araya iki tane zincir çekiyorum. Tekrar iki defa başını doladıktan sonra bir, iki, üç. Tekrar ve iki defa başını doluyorum. Zincir çekmeden hemen diğer araya geçiyorum. Evet şöyle bakalım her grubu kendi içerisinde örüyoruz bakınız 4 tane trabzan ördüm. Arada 2 tane zincir var. Gruplar arası geçerken zincir çekmeden geçiyoruz. Ve başlangıç yerimize kadar bu şekilde örerek gelelim. Evet en son trabzanımızı da ördüm. Birinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Şu şekilde geçişimi yapıyorum. Bir tane de zincir çekerek ipimi kesiyorum ve kolumuzu da bu şekilde tamamlamış oluyoruz şimdi beyaz sık iğnesini birlikte yapmak için başlayalım ve kenarının beyazını da ördükten sonra minik hırkamızı tamamlamış olalım. Ben düğmelerini de hemen diktim. E, yalnız şunu hatırlatmak istiyorum, buraya bir tane ilik açacaktık. Onu e, unutarak geçmiştim. O yüzden birinci trabzanın üç tanesini bir tarafa, 3 tanesini de bir tarafa aldım. E, o şekilde ilik olarak geçirdim. Birkaç defa geçtiği zaman alışacaktır. Evet, diğerlerini. Zaten diğerlerini açmıştık. Şöyle minik kedili güzel düğmelerimizi de diktik. Şimdi beyazımıza birlikte başlayalım. Beyaza başlamadan önce şunu hatırlatmak istiyorum. İkinci ipimden çok az kullandım. Hem bir kolumuzu ancak kullandım diyebilirim geri kalan yerde ipimiz yetti yani ikinci ipimiz mutlaka lazım çünkü metresi de bakınız 340 metreydi öyle olduğu için daha az metreler kesinlikle iki tane ip gerekli olabilir evet şimdi beyazımızla kenarımızı tığlamaya başlayalım bir tane zincirimi çekiyorum ve herhangi bir yerden hiç fark etmez herhangi bir yerden tığlamaya başlıyoruz Trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Bir tane şu şekilde battım ve bir zincirimi çekip sağlamlaştırdım. İkinci trabzanın üzerine batarak sık iğne örüyorum. Araya giriyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekip tekrar araya giriyorum. Araya yine bir tane sık iğne yapıyorum. Trabzanımın üzerine sık iğne. Yine diğer trabzanımıza sık iğne. Ve 4 tane trabzanım dördüne de birer sık iğnemi ördükten sonra araya bir tane sık iğne yaparak geçiyorum 1 2 3 tane zincir tekrar giriyorum bir tane sık iğne ve trabzanlarımın üzerine birer sık iğnemi örerek sıramın başına kadar geliyorum Evet uç noktaya kadar örerek geldim ve ipimi kestim. Bu şekilde kolumuz da tamamlanmış oldu. Evet, mini kırkamızı şu şekilde görmekteyiz. Bakınız tamamladık bütün aşamalarını. Yaptıktan sonra hırkamız kullanılmaya hazır hale geldi. Omuzlarımızdan güzelce artışlarımızı yaptık ve gövde kısmını aynı şekilde ördük. Alt kısmını bakınız uzun trabzanlarımızla güzel bir e, hava katarak ördük. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.